Kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü basın bildirisi. Hak İş Konfederasyonu olarak üye sendikalarımız ve 81 il başkanlığımız ile birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle şiddetin her türlüsüne hayır demek için toplanmış bulunmaktayız. Kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobbinge, güvencesizliğe karşı durmak için bir aradayız. Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu eylemlerde tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma kadına yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef kadına yönelik şiddet devam etmekte ve her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. Hak İş olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan kamunun, sivil toplum kuruluşlarının yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyanın bu konuya kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla oluşturulan KADES programını 2018'den bugüne kadar 2.758.120 kadın indirmiş ve 248.473 ihbar alınmıştı. Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşmayan, paylaşmayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikayette bulunduklarını görüyoruz. Diğer taraftan kadına yönelik şiddet konusunda hukuki düzenlemeler yapılırken bu düzenlemelerin toplumsal değer yargılarıyla örtüşmesi, onlarla çelişmemesi ve toplumsal dokunuğu özellikle de temel yapımız olan ailenin çözülmemesi için azami dikkatin gösterilmesi gereklidir. Şiddet kavramı her alanda ortaya çıkmasına karşın daha çok aile ile birlikte anılmaktadır. Aile ve şiddet kavramlarının bir arada kullanılmasını, neredeyse deyim haline gelmesini kendi toplumumuzun tarihsel, kültürü ve yaşam biçimi göz önüne alındığında çok doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bunu söylerken halen bu anlamda yaşadığımız kimi problemleri görmemezlikten gelme veya öteleme gibi bir mantık yürütmüyoruz. Bizim toplumumuzun ve ülkemizin mayasında şiddet yoktur diyoruz. Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirilmiş bir aile yapısında asla şiddet diye bir kavram veya o olgunun söz konusu olması mümkün değildir. Kimi bireysel ve lokal yaşanmış negatif örneklerden yola çıkarak bunu genelleştirmek veya toplumun bütününü kapsayan bir hastalık şeklinde sunmak, problemi çözmek yerine daha da derinleştirmek ve pekiştirmek, hatta özendirici hale getirmek demektir. Şiddet kavramının çalışma hayatındaki yansımaları da oldukça yaygındır. Bugün psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel ve benzeri şiddet türleri çalışma hayatında sıkça rastlanılan bir durumdur. Hem çalışma hayatında hem de toplumsal yaşamda toplumsal değerlerin yerleştirilmesi, takip edilmesi ve yeni değerlere zenginleştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu anlamda toplum içinde sorun olan şiddetle mücadele için adli ve idari yaptırımların toplumun değer yargılarına uygun olması, şiddeti önleyici olumlu yapıcı değer yargıları oluşturulması, hoşgörü ve saygı değerlerini güçlendirici eğitimler verilmesi, şiddeti özendirici yeni medya yayınlarına engeller konulması, aileyi özendirici ve güçlendirici olumlu kavramlar, terimler, cümleler oluşturulması, yeni medya kullanımının toplumsal değerleri koruyacak şekilde tasarlanması, erken çocukluk döneminde doğru kavramların zihinlere aktarımının sağlanması, aile yapısının bozulması, yıpranması gibi durumlarda verilen psikolojik destek programlarının zorunlu hale getirilmesi, çalışma yaşamındaki şiddete engel olmak için sivil toplum kuruluşları ve kamunun ortak çalışmalar yapmasını,
Şiddetin her türüyle mücadele edilmeli, şiddette mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ettirilmelidir. Bu süreçte tüm kesimlerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesini, özellikle İLO'nun C-109, 190 nolu çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme devletler tarafından ivedilikle onaylanmasını, kadının iş yaşamının her alanda kendini sürekli geliştirmesini sağlayacak mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını, yeni medya ve kadına yönelik şiddet olgusu kadının haklarına saygı duyacak bir perspektiften ele alınmasını, nitelikli ve kapsamlı bir eğitim ile hayatın her alanında şiddetin önlenmesinin hedeflenmesi, insan haklarının bir ahlak olarak içselleştirdiği, insan onurunun korunduğu, şiddet dilinin terk edildiği, farklıları kapsayıcı, sağduyulu bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim sisteminin oluşturulmasını, sendikal örgütlülüğün artırılmasını, örgütlülüğün olduğu yerlerde şiddetle etkin bir mücadele sisteminin ve çözüm odaklı politikalarının ortaya konmasını, şiddetle mücadele için örgütlü iş yerlerindeki toplu iş sözleşmelerine çözüm odaklı düzenlemelerin eklenmesini, şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın inşa edilmesini önemsiyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı şiddete sıfır tolerans yaklaşımı bir devlet politikası haline gelmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. Toplumsal değerlerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır. Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz. İnsan onuruna yakışır, hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tarif eden tüm odaklara karşı dik durmak, insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. Hak iş bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için yoğun çalışmalar bulunmaktadır. Şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek fertler olarak gelin birlikte mücadele edelim. Tüm kamuoyuna şiddete sessiz kalmayın, şiddete ortak olmayın diyoruz. Hak iş olarak dün olduğu gibi bugün de kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan, her türlü davranışa, tutuma karşı kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna paylaşıyoruz. Saygılarımızla.